Pasaportunu unutmuşsun. Koy onu cebine, koy. Pasaportsuz nasıl gidecektin? Bir sorun olmadı değil mi? Ne gibi? Ya ne bileyim, ben bir kısmını kaçırdım da konuşmam. Babam ters bir şey söylediyse. Yok ya, yok kesinlikle bir şey yok. İyi bari. Hayırdır inşallah. Ne oldu, kim arıyor? Belgesel için bana yardım eden arkadaşım vardı ya. O. Açsana. Açayım değil mi? Efendim. Valla bir şey söyleyeyim, sen yat kalk yine bana dua et. Bak ne varsa bende var gördüğün gibi. Ya ben bunu görmeseydim değil mi? Ne olacaktı? Gidecektin sınıra. Bir bakacaktın, aa pasaport yok. Hop turistten geri dönecektin. Ya bu arada sınır kapısı demişken. Şeyi çok merak ediyorum ben. Siz sınırı geçtiğinizi nasıl anlıyorsunuz? Ha? Yani Türk karasularından çıktığınızı anlayabiliyor musunuz? Böyle suyun rengi falan mı değişiyor? Ha? Şebnem, ne yapmaya çalışıyorsun? Ben mi? Hani gayet mantıklı sorular soruyorum aslında. Merak ediyorum çünkü. Ya mesela şey de merak ediyorum ben. Sizin vizeniz değişik mi oluyor gemi adamları olarak? Ha? Yani bende Schengen var. Yetiyor mu? Yani sizin vizeniz mavi renk falan mı oluyor? Ha? Gerçekten umursamıyorsun öyle mi? Yani gittiğim için üzülmüyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorsun. tabii ki hissediyorum ya. Allah Allah. Yok yok hissediyorum. Vallahi hissediyorum. Yani nasıl söyleyeyim böyle... Böyle içim içime sığmıyor ya. Öyle bir mutluluk. Sanki O Ses Türkiye'ye katılmışım. Böyle şarkımı söylemişim. Şak diye bütün jüri dönmüş. Masar'ı, Özkan'ı, Gökhan'ı. Öyle bir sevinç. Öyle bir mutluluk yani. O kadar sevinme bence. Aa, niye sevinmeyeyim ya? Allah Allah. En sevdiğim jüri favori olanı bana dönmüş Gökhan. Ben onun küçüklüğümden beri hayranım. Niye sevinmeyeyim yani değil mi? Hala işin dalgasındasın değil mi? Değilim dalgasında. Ben anlamadım çünkü değil mi senin gitmeyeceğini? Ha? Bunların bir oyun olduğunu anlamadım. Zaten insanları da kendi pis işlerine ayet etmişsin her zamanki gibi. Yok ağlatmalar, yok arkasından su dökmeler. Böyle mi söyleteceksin? Neyi söyleteceksin ayrıca? Şebnem. Sen ne yaparsan yap, ne söylersen söyle senden vazgeçmeyeceğim. Aa, çok saçma. Yani ne gerek var canım? Allah Allah. Sana da yazık, gençliğine de yazık, emeklerine de yazık değil mi? Yani niye uğraşasın ki bak? Gördüğün gibi bende hiçbir şey yok zaten. Ayrıca benim zamanıma da yazık. Yani değil mi? Hem bak, böyle daha çok üzüleceksin. Benden söylemesi. O yüzden sen en iyisi vazgeç. Tamam. Hadi. Yolun açık olsun. Bye. İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şey? Ben yokum artık değil. Nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil. Nasıl gidebilir ki? Tamam, çok sağ ol. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Işın'ın çalıştığı yapımcı benim işimi bayağı beğenmişti biliyorsun. Hı hı. Bayağı da sıkı bağlantıları varmış TV9'da. Ya geçen gün laf arasında belgeselden konu açılınca bizim Can diye bir arkadaş var. Bayağı da güzel belgeseli var, bir bakın demiş. Ciddi misin? Kanalda yayınlamak istiyorlar. Ya çok sevindim, tebrik ederim. Ya bir olsun da önce, sonra tebrikleşiriz. Bir de şöyle bir nokta var. Yani yapımcı şey demiş, ünlü biriyle mi anlatsak ilk bölüm için? Hem duyulması bakımından da daha iyi olur. Şahane fikir. Ama biz ünlü birini tanıyor muyuz? Tanıyorsak da nasıl ikna edeceğiz? Aynen öyle. Neyse bir görüşmeye gideyim de ben. Bakalım neler konuşacağız, ne çıkacak görüşmede. Ah, dersin mi var? Evet ya.
Programda görünmüyordu. Ha yok, özel ders bugün. Ha, özel. Aşkım. Ha, kız arkadaşın mı? Yo, bizim Alp ya. Bizim mi? Kuzum ben özledim seni, sen beni özlemedin mi yoksa? Ha, benim ta ilkokuldan beri arkadaşımdı kendisi de. Ben hiç tanıştın mı kendisiyle? Yok, sanmam. Ha. Özledin, özledin biliyorum. Ay! Yeter ama ya, bu ne böyle üst üste sürekli mesaj mı attılırmış ya? Aşkım olduğunu söylemiş miydim? Ben şunu bir sessize alayım da, dur. Oldu. Ya belki de tanırsın aslında, biliyor musun? Son zamanlarda böyle biraz ünlendi bizim kerata. Aa, yetenekli bir insan o zaman. Hı hı. Kim? Alp Kırşan. Alp Kırşan. Ya hadi canım, tabii tabii. Ben de yedim. Vallahi Alp Kırşan. Vallahi Alp Kırşan mı? Aa, ay sen ciddisin. Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. İnanmıyorum ya. Ben o adamın enerjisine bayılıyorum. Ay, sonra görüşürüz. Hay Alp'e bak sen ya. Aa, ne oldu? İşe yaradı mı plan? Aa, hayırdır ya? Ne oldu? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ya zaten ben sana sormuyorum ki, Selim'e soruyorum. Ha, ama bak bence ne oldu biliyor musun? Şimdi Selim'i biz buradan uğurladık. Arkasından su falan döktük. Arkasından hemen Şebnem çıktı. Tam o araya reklam girdi. Ama bak ne oldu? Geldi dedi ki, ya ne olur Selim, ben sana çok aşığım, sensiz yaşayamam. Ne olur beraber gidelim Avrupa'ya dedi. Tabii Selim dedi ki, tamam dedi, beraber gideriz dedi. Ama bir baktılar, kızın vizesi yok. Ne oldu? Bir hafta sonra erteletme. Doğru mu? Özgür, şu an hiç başlama kardeşim. Çekemem çünkü. Öyle olmamış galiba. Ne oldu? Anlat bakalım. Ya anlatamadım ki abi. Geçin oturun şöyle anlatayım. Gel. Hayret bir şey ya. Ben yer miyim bu ucuz numaraları? Yemem. Bir de havalı havalı toplamış bavullarını, pasaportunu da koymuş masanın üstüne gidiyormuş. Yok ya. Adam adam değil ki, dizi karakteri mübarek. Ayrıca nerede görülmüş bir Türk dizisinde başrol John karakterin ilk bölümlerde tatile çıktı? Çıkamaz, ölür mü ölemez. Hayır yani Homeland'daki Brady değilsin ki, sana ne oluyor yani, değil mi? Bir dakika ya, ben koptum bir yerden sonra, ne diyorsun? İşte bak, yabancı dizi izlemiyorsunuz, ben örnek verdiğimde böyle bakıyorsunuz suratıma. Ya sen onu bunu bırak. Selim gitti mi gitmedi mi onu söyle sen. Ay nereye gidecek? Hiçbir yere gidemedi tabii ki. Yapışık. Bavullarını aldı, havalı havalı çıktı kapıdan. Ondan sonra ben de tabii kapının arkasından bakıyorum, işimi sağlam aldım. Bavullarını bagaja koydu, sonra bir baktım, aha pasaportunu unutmuş. Sonra koştum koştum, ay Selim dur anacığım, nereye gidiyorsun dedim. Orada biraz üzüldüm aslında. Böyle şapşık şapşık suratıma baktı umutla. Sonra böyle pasaportu burnuna sokuverdim. O an far görmüş tavşan gibi kala kaldı. Sen niye bu kadar mutlusun ki şimdi? Ayrıca sen niye gitmedin? Hayır yani madem umrunda değil, bırak nereye gidiyorsa gitsin ya. Pasaportundan sana ne? Bence sen Selim'e gitme diyecektin. Baktım pasaport orada duruyor, tutuşturdun eline. Kainatçığım şu anda saçmaladım. Hmm. Niye gittin o zaman o evi? Ya kendi gözümle göreyim diye gittim canım, gitti mi gitmedi mi diye. Gidemedi tabii ki. Sonra dedim ki, bak dedim Selimciğim dedim, şunu dedim bir kafana sok artık. Benden sana yar olmaz dedim, benden umudu kes dedim. Ama adamın kafası kalın, anlamıyor ya, anlamıyor. Ha, anlat anlat. Ben senin niye böyle yaptığını biliyorum ya. Sen Selim'e güvenmiyorsun. Sadece Selim'e de değil, sen hiçbir erkeğe güvenmiyorsun. O yüzden de biriyle birlikte olmaya korkuyorsun. Ya bırak, korkma. Yani akışına bırak gitsin. Aşk zaten güvensizliktir, değil mi? Öyle mi köy yumurtası? Sen ne ara ilişki gurusu oldun bakayım? Biz de bir şeyler okuyoruz yani. Okumaklı olmuyor canım, okumaklı olmuyor. Ben okumuyorum. Ben bir şekilde o Selim'i çıkaracağım hayatımdan ya, istemiyorum. Hı, tabii. Öyle, Allah Allah. İnanmazsan inanma. Bak görürsün, ben o Selim'i hayatımdan bir şekilde sepetleyeceğim. Ya ne yapacağım peki, ne yapacağım? Yani
Bizim de kendimize göre bazı stratejilerimiz var. Acaba sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyor musun? Sonra döndü arkasını gitti kardeşim. Yani kusura bakma da Şebnem birazcık ayıp etmiş şimdi. Ne o öyle kullanıp atmış gibi? Ya oğlum abartma istersen. Abartmıyorum abi, gerçekler. Sağ ol kardeşim. Ya biz buraya niye oturduk ha? Seni bir dinleyelim, bir durumu anlayalım. Aklımıza belki bir şey gelir, bir fikir veririz falan diye oturmadık mı? Öyle. Öyleyse o zaman? O zaman taktik değiştiriyorsun kardeşim. Sen bundan sonra Şebnem etrafında çok görünme. Benim gibi ağırdan al biraz. Yani bana bunu söyleyen, bir kız için adını değiştiren Sayın Akif Tatlıcı. Utanmıyorsun değil mi? Bir kız mı? Lütfen yani. O bir kız dedim benim Almiloş'um, tamam mı? Ağırdan alıyorum ayrıca. Kolay gelsin. Akif Tatlıcı burada mı? Heh. Allah! Görüyor musun? Akif Tatlıcı olarak ilk imzam. Akif Tatlıcı. Teşekkürler. Bakar mısınız? Bu ne şimdi kardeşim? Ne var ya? Almine'ye küçük bir hediye aldım işte. Çok küçükmüş be. Küçüğe bak, küçüğe. Al bakalım kuzum, afiyet olsun. Sağ ol. Bunlar ne yapıyorsun? Bunlar kaynakça canım benim. Burada yılların birikimi, deneyimi var. Mesela bir erkeğe kendinize nasıl bağlarsınız? Evlilik yolunda gitmeyen bir adamı o yola nasıl sokarsınız? Ya da bir erkeğe kendinden nasıl uzaklaştırırsın ki ben de tam olarak bunun cevabını arıyorum, bulacağız bir şeyler. Ya sen gerçekten emin misin bunu yapmak istediğine? Sen bu arada seninle çok takılmaya başladın kafak. Kızlar, Alp Kırşen geliyormuş bizim stüdyoya, haberiniz olsun. Alp Kırşan mı? Alp Kırşan. Nerede? Nereden, nerede? Aa, yuh ama yani, yuh. Ölüyorum, yardıma koşun desem bu kadar hızlı gelmezsiniz yani. Aşk olsun. Ayrıca trafik yoktu, ondan çabuk geldik. Ya İstanbul'daki bütün kestirme yolları öğrenmiş, taksicinin başının etini yedi yani. Bir sağa dön, bir sola sap, oradan dön. Ay! Bırakın şimdi Almina. Nerede bu adam? Derse mi girdi? Çıkacak mı? Kalacak mı? Kalıcı mı? Gidici mi? Ne? Aa, hani sen hiç ilgilenmiyordun Alp Kırşan'la? Tabii ki ilgilenmiyorum kainatçım. Ben sadece sen çok hayransın diye, seviyorsun, konuşamazsın diye geldim. Allah Allah ya. Almila Peker burada mı? Benim. Buyurun. Teşekkürler. Almiloş'um sana çok yakışacak bu elbise. Ay ben seni yerim, yerim, yerim. Kuşum benim, güle güle gel. Partisi olur, kırbaçla mırbaçla. Hayır! Yani bir de parasına da yazık biliyor musunuz? Durduk yere parasını harcıyor yani, çarçur ediyor. Ne bileyim işte başından aşağı güller serptiriyor, yemeğe kemanı çağırıyor falan. Neden öyle diyorsun Almiloş'um? Allah seni! Al işte. Aşağı böyle çıkıyor. Böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi. Çıkıyor. Şey yapalım, içeri geçelim, yalnız bırakalım bunları. Ne gülüyorsun ya? Ya senin hani ünlülerle işin olmazdı kızım? Ay, olmaz zaten. Geçmişin aynanın karşısında rüstürüyorsun Şebo.
Allah Allah kainat. Takside gerildim, dudaklarımı yedim, rujum çıktı. O yüzden sürüyorum. Ben bakımlı bir insanım sonuçta yani, değil mi? Ayrıca bu çocuk niye buraya geliyor? Can için tabii ki. Can mı? Ne alaka? Yani o henüz bunu bilmiyor ama öğrenecek. Yemin ediyorum iyice almilalaştın başıma. Bilmece gibi konuşmasına kızım nasıl yani, anlat. Ya canım, bir belgeseli var ya. Ünlü birini kullanırsa daha iyi olurmuş. Öyle söylemiş yapımcı. Ha. Bir de beğendiler belgeseli. Şimdi ben de düşündüm ki... Bu ne acaba? Bu ne? Ben bunu nerede gideceğim? Evde mi gideceğim bunu ben? İstersen evdeki. Çok güzel oldu. Nerede istersen gel. Sen de istersen bir tane beyaz at bul. İş çıkışlarında da gelir beni alırsın. Vallahi düşündüm ama sonra sen kızarsın diye iptal ettim atı. Ha, çok şükür. Gittim çiftliğe beyaz at getirin dedim. Bana böyle göğsü lekeli bir at getirdiler. Hiç lekeli beyaz prens mi olur yani hayatım? Al bunu. Al bunu götür. Hepsini al götür bunları. Atı ne yapayım? Unut. Atı unut. At yok. Elbiseyi de unut. O da yok. Sen git artık. Benim çok işim gücüm var çünkü. Sen birini mi bekliyorsun? Yok, ne alaka? Böyle başından savar gibi. Aa, alınganlık mı başladı şimdi de? Yok ama öyle geldi. Gelmesin. Gelmesin. Hiç öyle gelmesin sana. Dersin var. O yüzden yani. Sen burada bekleme diye. İyi tamam. Ben de geleyim o zaman. Beraber yaparız. Gelme. Çok kalabalık dersin benim. Hiç olmaz. Ben sonra sana özel ders veririm. Söz mü? Söz tabii, hiç vermez olur muyum? Hadi artık git, çok işim var. Bunu kime giydireceğim? Can'a mı giydireceğim? Maşallah, ne çabuk hazırlandınız siz. Olmuş mu, olmuş mu ha? Olmuş, çok güzel olmuş. Biz tayt giydik böyle, seninki bol. Yok, benim olayım bu, beni boş ver. Şey yapayım. Önder burada mı acaba? Yani burada buluşacaktık da biz. Ha! Burada, içeride. Yani çünkü dışarı çıkmış olsaydı eğer benim haberim olurdu. Çünkü ben buraya çıktım. Ya yeni çıktım ben dışarı. Hayır, yoksa bilir miyim? Arkadaşlar. Alp Bey, Önder içeride. İçeride. İçerideymiş. Soldan. Ya içerideymiş. Ne vurup duruyorsun? Önder'im arıyor. Ben sana önderlik edeyim. Buyurun şu tarafta. Tam bir gerizekalı. Ne oluyor size ya? Size diyorum, ne oluyor Almila? Ne oluyor ya? Bir ünlü gördünüz, kendinizi sapıttınız Allah aşkına. Ünlü dediğiniz nedir ki ha? Nedir? Ha? İnsan, insan. Sen insan, ben insan. Hepimiz insanız yani. Bir farkımız yok lütfen. Ya sen kimsin ya? Hayatında ünlü görmeyi bırak. Yanından geçtin mi acaba? Çay mı verdin be? Ha? Şimdi beni zamanında çok istediler. Ama ben gitmedim. Yok canım. Evet. Fırat Albayrak var ya, ona benzetiyorlar beni. Hani... Hiç alakası yok.
İyi de yani onun bir yeteneği, bir ışığı, Allah vergisi bir durumu var. Sen kimsin? Neyin var ya? Ya beni aradı, dublörüm ol dedi. Ya dedim bir dakika ya, sen kimsin? Ne çekiyorsun sen? Hareketli bir sahne mi çekiyorsun? Aksiyon dolu da dublör istiyorsun. Şımarık! Kapattım telefonu. Gitmedim tabii, kabul etmedim. Kabul etmedim diyor bir de. Çok iyiymiş ya. İnanmadınız mı yani? İnandık, inandık. Vallahi inandık. İyiymiş. İnanmadınız. Ben size anlatayım. Bakın. De anlatma. Sen önce. Anlat. Sen bunu bana değil mi canı anlat. Tamam mı? Sen şimdi git bakalım. Hiçbir şey hayatında bulursun kendini bakarken boş boş kendine aynada. Hey! Kaçanın kovalandığı bu dünyada kovalayan olmayı kolay mı sandın? Aşkın peşinde koşturacaksan çok çok hızlı olman lazım. Koş 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 olana kadar. Koş 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 onu bulana kadar. Koş 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 yakalayana kadar. Koş peşinde aşkın ölene kadar. Hey! La 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 la. Ah ah, hiç beni dinlemiyorsun ki. Azıcık beni dinlesen, bunlar gelmeyecek başına. İyi de ne yapayım Aymülüşüm? Seni yalnız mı bırakayım Alp Kırşan'la? Yani sen bana güvenmiyorsun öyle mi? Aynı zamanda da ölçüsüm ayarsızım diyorsun yani. Bravo. Yani ne bileyim böyle bir kıskançlıklar, bir bakışlar, bir laf sokmalar falan. Laf sokma mı? Hı-hı. Ya o da olmazsa bir hediyeler, böyle sürpriz geceler, müzikler falan filan. Nedir böyle yani böyle bir büyük büyük hareketler? Tamam anlıyorum. Sen beni çok seviyorsun, ben de seni çok seviyorum. Ama olmaz, azıcık kendini ağırdan sat. Biraz cool ol, biraz maço ol, bu nedir ya? Bizim canımız acımaz. Madem çok istiyorsun, oluruz. Gidelim konuşalım bakalım şu arkadaşla. Derdi neymiş? Derdi büyükse de patlatırım ağzına iki tane anlarız. Ay! Yeter ama ya. Nedir böyle? Ben daha fazla saçmak istemiyorum lütfen. Sen bilirsin. Önder'cim çok sağ ol ya. Çok iyi hissettim kendimi. Vallahi çok iyi geldi. Kanka ne demek? Sen ne zaman böyle boş vakit bulursan çekimlerden falan gel aramızda lafın mı olur ya? Gelirim, gelirim. Şey bu arkadaşlar da sürekli geliyor mu buraya? Bunlar? Ha. Yok ya bunlar yoganın yeğesinden anlamam. Biz mi? biz hep geliriz buraya. Yani nasıl desem burası bizim adeta ikinci evimiz. Neden? Çünkü Aymila bizim çok yakın arkadaşımız. Burada yoga hocası. Biz buraya sabahları rahatlamaya geliriz. Güneşe selam veririz. Akşamları rahatlamaya geliriz. Aya hoşça kal deriz. Ay ya kanka bizim Şebnem gurumuzmuş da haberimiz yokmuş. Bak gurumuş kalmış ya yazık. Yani ben niye görmüyorum acaba hiç? Aa Önder'cim ya çok affedersin. Ben göz doktoru numarasını vermeyi unuttum sana. Gözüm bozuk ya. O yüzden görmüyorsun ya bizi. Ben onu halledeceğim. Gözü bozuk. Ya sen reklamlarda oynamıyor muydun? Hatta Ege ile yeni bir diziye başlayacaksınız yakında. Teselli. Çok iyi ya. Başarılar diliyorum vallahi. Reytinginiz bol olsun. İnşallah. Ben bir şey söyleyecektim aslında size ama... Ya bir de bu sizeyi kaldırsak artık yani sizeyi kaldıralım istediğin gibi konuş benimle. Peki. Ya benim bir arkadaşım belgesel serisi çekiyor. Demosu da çok beğenildi. Ne güzel. Bir kanalda yayınlamak istiyor ama... Şöyle ki şimdi yapımcılarla görüştük. Çok büyük yapımcılar ve şirketler bu işin peşinden koşuyor aslında. Bir de şöyle bir öneride bulunmuşlar. Ne bileyim bir selebriti olsun. Semi selebriti olsun. Keşke belgeselde var olsa. Ha! Buna gerek var mı? Bizde yok. Çünkü neden? Can çok başarılı bir yönetmen. Öyle mi?
Öyle ya, sussanıza. Öyle ve şöyle ki, biz bir sürü festivale katılıp çektiği filmlerle ödülle döndük. Uluslararası festivallerden ödül aldı diyorsun yani. Tabii ki, tabii ki. Uluslararası festivaller. Mesela... Yok öyle bir şey. Nasıl yok varsa sana. Tabii ki biz mesela şeyden ödülle döndük. Cannes Film Festivali'nden, şeyden... Sanas. Ya yani siz de onunla çalışıyorsunuz yani. Evet. Ya ben Can'ın ve Kainat'ın menajeriyim. Peki neyle ilgili bu belgesel? Şimdi her bölüm bir hobi işlenecek. Siz de fotoğrafçılıkla ilgileniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet ama yani bunu böyle ayaküstü konuşmasak, yarın akşam bir yemek yesek, belki ben de sana bir teklifle gelirim. Nasıl bir teklif? Yani yeni bir televizyon programına başlıyoruz da orada birine ihtiyaç var ve belki senle de çalış... Tabii. Konuşuruz Alp Bey, ne demek yani. Bakarız, Kainat Hanım'ın programı müsaitse konuşuruz. Şöyle yapalım, ben size numaramı vereyim, siz beni bir çaldırın, haberleşelim, olur mu? Tamam. Anlayacağım bizimki delirtmiş çocuğu. Ha Seniha, yani Şebnem neden böyle davranıyor Selim'e? Ha biliyor musun? Bir anlam verebiliyor musun? Biliyorum. Biliyorum tabii canım. Kırılmak istemediği için. Şebnem her şeyi içine atıyor. Kimseye bir şey anlatmıyor biliyorsun. Ama Selim iyi bir çocuk. Şebnem'e de iyi davranıyor. Onu da biliyorum. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Şebnem de bunu çok iyi biliyor. Ama biz yine de karışmayalım. İki yetişkin insan. Kendi sorunlarını kendileri çözsünler. Evet ama ben diyorum ki acaba bir konuşsa mıydın sen? Hani öyle düşündüm. Hayır Müfik, ben bu konuya asla karışmam. Şebnem vaktiyle benim için çok üzülmüştü. Ne kadar kırıldığımı, ne kadar incindiğimi çok yakından gördüğü için böyle davranıyor bence. İstersen biz de bu konuyu hiç açmayalım. Bırakalım kendileri çözsünler. Tamam. Nasıl arzu edersen. Aşağıda bana yardıma gelir misin? Gelirim tabii. Çok hırslı bir insansın. O zaman sen bize şey yap. Ne yapsın? Kahve yap. Heh. Üç tane sade. Yok, orta. Yap ortaya karışık bir şeyler. Biz seçeriz arasından, tadına bakarız. Şebnemciğim, saçmalamasam. Biraz fazla abartmıyor musun acaba? Arkadaşlar karışmayın, bir bildiğim var herhalde. Efendim baba. Ya baba hiç keyfim yok. Bu akşam hayatta gelemem sergiye. Ya vallahi gelemem. Başkasını gönder benim yerime. İyi tamam. Peki hoşça kal. Sergiye mi gidiyorsun? Evet Şebnem. Ben de geleyim mi? Neden? Çünkü ben çağdaş sanattan çok hoşlanırım. Bildiğim kadarıyla Harun Bey de öyle. Çok güzel bir resim sergisidir eminim. Şimdi sponsordur da zaten. Seninle bir alakası yok. Üstüne alınma. Orada şimdi güzel güzel kanepeler vardır, içecekler vardır. İki tane karidesi kanepe yapıştırırım. Hop keyfime bakarım değil mi? Geleyim mi? Varan bir. Bence bunun sonu pek iyiye gitmiyor Şebocuğum. Bence de. Merhaba Kazım amcacığım. Merhaba Ege oğlum. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Kainata baktıysan evde yok ama. Yok, ben sizinle konuşmak istiyorum eğer müsaitseniz. Tabii, geç geç buyur. Ben de düşündüm Can'a nasıl yardım edebiliriz diye, aklıma böyle bir şey geldi. Çok iyi ya. Ha, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum ya, görüşmen çok iyi geçmiş. Umarım her şey çok iyi geçer. Çok sağ ol abi de. Ay, biz sana kimi bulduk bil. Belgeselin için, hadi bil.
Sevda'm bir müsaade edersen. Edemem ya. Ya hadi at bir şey ortaya. Ünlü bak. İpucu da vereceğim. Uzun boylu, gamzeli, sempatik, kızlar gülüşüne hasta. Sadece sempatik olsa yine iyi ve acayip pozitif enerjisi var. Buldun mu? Ha. O zaman hazır mısın söylüyorum. Akkuşum. Çok güzel. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ama bizim proje şimdilik rafa kalktı. Ama neden ya? Niye? Ya çünkü parayı bölümün sonunda yatırıyorlarmış. O da büyük ihtimalle vadeyle. Bizde de öyle bir para olmadığı için bölümü tamamlayamıyoruz. Yani şimdilik yalan arkadaşlar. Daha önce size bir iş ayarlamıştım hani. Pürüz çıkmıştı ama olmamıştı. Şu figüranlık işin diyorsun. Evet, evet. Bugün bir arkadaşla konuştuk. Bir dizi için iki bölüm diyaloglu figürasyon lazımmış. Parası da fena değil. Yani bir gelip söyleyeyim dedim. İyi yaptın evladım da. Benim işim var artık. Üstelik kendi işimi yapıyorum. Aa, işe mi girdiniz? Onun gibi bir şey. Bir dizi için kostüm gerekliymiş, onları dikiyorum. Hayırlı olsun Kazım amcacığım, çok sevindim. Sağ ol, sağ ol. Kainat mı konuşmuş birileriyle, o mu ayarlamış? Yok, Can ayarlamış, sağ olsun. Can mı? Hayret bir şey ya. Yani yapımcı da kanalda bunların hepsi aynı. Benim çok ünlü çevrem var oradan biliyorum. Arkadaşım senin paran yok mu koskoca kanalsın? Ayrıca paran yoksa niye giriyorsun böyle işlere? Hem bölüm tesliminde vadeli ödemek falan bunlar da neymiş ya? Çok sinirlendim. Neyse sağlık olsun ya. Buraya kadarmış. Bir dakika ya. Biz yaparız bu işi. Baksanıza kaç kişiyiz şurada. Yani hepimiz bir işin ucundan tutsak oldu bitti bu iş. İyi fikir bacım. Bence de. Arkadaşlar olmaz öyle ya. Dur bir dur. Özgür bugün mekanı halleder. Yemekleri izafete yaptırırız. Şebnem de kostümlerle ilgilenir. Tabii ki canım ya. Bir sürü modacı arkadaşım var. Ayarlarız bir şeyler. Makyaj da yaparım. Ben de sana yardım ederim. Alırım. Can sen de kamerayı ayarlarsın. Tamam işte. Ya seni hala biz de bir şeyler yapsak ya. Sizin manevi desteğiniz yeter Müfit abicim. Ama öyle kuru kuru olmaz. Bir şeyler bulmam lazım. Harika fikir. Gençler, eğer bugün başlamayı düşünüyorsanız benim akşam çok önemli bir işim var. O yüzden yarın katılırım size. Tamam. Alp Kırşan da yardım etmeyi kabul etti. Yani amatör bir prodüksiyon olacak ama. Aa, neresi amatör canım? Biz yapıyoruz şurada. Ne diyorsun abi? Vallahi madem yaparız diyorsunuz, yapalım o zaman. Tabii, tabii, tabii. Tamam o zaman, mekan bakmaya başladım. Oldu. Tam set mi alalım abi kamerayı? Tamam. Süper'i de getiriyorsun değil mi gelirken? Tamam, eyvallah. Çok sağ ol. Hadi konuşuruz. Işığı hallettim. Kamera da okey. O zaman her şey tamam. Şimdilik öyle. Ya Kainat, siz Alp Kırşen'i nereden tanıyorsunuz? Yani nereden ayarladınız? Bir anlatsana bana. Şeyden tanıyorum yani. Tanıyoruz daha doğrusu. Bravo, bravo. İşte bir tatlı dil, bir güler yüz. Yani yılan delik olayı. Bayağı bir dil döktüm yani sonuçta. Sonra kendisine ben rica ettim, o da kabul etti. Bak bu sefer seni affediyorum. Neticede arkadaşlarımız için bir şey yaptın. Tamam, ikna ettin. Ama bir daha yapma. Beni emaneti kullandırmaya zorlama. Yeminimi bozduracağım. Emanet ne be? Emanet neyse ne, kadın aklında karışma. Kalk bana çay koy hadi.
Sen, şş, sen. Sen de cana çay koy. Hadi. Hadi. Benimki koyu, onunki açık olacak. Hadi bekleme yapma. Haydi. Abi çok pardon ama sen daha demin niye öyle davrandın kızım? O elini indir. Bundan sonra... Ya pardon bundan... Ya diyor ki ben diyor romantik Akif istemiyorum diyor. Yok efendim o güllere, yemeklere, sürprizlere alerjisi varmış hanımefendinin. Romantik Akif gitsin, öküz Akif gelsin dedi. Aha buyur, öküz Akif böyle bir şey işte. Bakalım beğenecek mi? Bir şey söyleyeyim, sen hayret bir adamsın ya. Ya tamam sen de beni bozma şimdi. Teşekkürler kainat. Hadi gidelim. Aa, iyi tamam ben de bir elimi falan yıkayayım da bari öyle. Hop dur dur. Bak. Buna mukayyet ol tamam mı? Buradan direkt eve gidiyorsunuz. Etrafa sapmak yok, sağa sola bakmak yok. Kafalar önde. Görüyor musun Feyzal? Tamam hadi senin de gönlün olsun. Ben buna cool ol falan dedim ama hata mı ettim acaba yani? Ama olsun. Ya sürekli üzerime düşmesinden iyidir bence. Biraz abartmış olabilir misin acaba? Ben mi? Yok, bence gayet bu açılışa uygun giyindim. Neden? Çünkü ben sanatın her konunu takip ederim. Resim olsun, heykel olsun, yedinci sanat pandomim olsun. Yedinci sanat pandomim değil yalnız. Aman neyse, hadi gidiyor muyuz? Ne oldu? Beni yanına yakıştıramadın galiba. Utandın sen benden. İstersen geri gideyim. Yok, gayet şık olmuşsun. Zaten sen nerede ne giyeceğini, nasıl davranacağını gayet iyi bilirsin. Yani. Bir beni bekleseydin bari. Ben sana söyledim ama değil mi? Herkes sana bakıyor farkındaysan. Güzele bakmak sevaptır. Ay canım alayım bir tane. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba.